Hal ve temyizin farkı, birbirine benzeyen ve pek çok kimse tarafından karıştırılan bu iki nahif konusunu inceleyelim. Şöyle, ikisi arasındaki farkı ortaya koyan Arapça metni çözelim. El-hal huvel ismul mensub. El-temyiz huvel ismul mensub. İkisi de mensubtur. Yani nasb olacak. Nasb alameti olan fetha onlarda görülecek. Bu böyle. Peki hal ne içindir? El-mufessiru lima in behme, mübhem olanı tefsir eder. Mübhem olanı tefsir etmek içindir hal. Ne konusunda mübhem? Yani gizli, yani tam anlaşılmayan hangi konudan? Minel hey'at. O bir şeyin hey'eti, yani tam zatıyla ilgili değil, ona bağlı olan bir takım şeyler cihetiyle o mübhemi kaldırır. Yani burada hey'at cinsidir halde, ama temyizde el-mufessiru lima in beheme min ez-zevat, zevat cinsi, zatıyla ilgili, yani bir şeyin zatıyla ilgili mübhemliği ortadan kaldırıyor temyiz. Yani temyiz biraz daha böyle dar alandadır. Hal o kişinin daha çok, pek çok özelliği, hey'etinden bir hey'etidir. Örneği şöyle bir inceleyelim. Mesela ca'e zeydun, Zeyd geldi. Ama Zeyd geldi ağlayarak mı geldi, gülerek mi geldi, otobüsle mi geldi, arabayla mı geldi, sürünerek mi geldi, koşarak mı geldi? Onun hey'eti pek çoktur. Onu rakiben diye hemen halini söylüyoruz. Yani işte süvari olarak geldi. Bir binite binmiş halde geldi. Evet, onun hali rakiben. Bakın zaten mensup. Bunun örneğine bakalım. Tesebbebe zeydun araken. Zeyd döktü. Zeyd'in burada dökme fiilini biz açmamız lazım. Yani neyi döktü Zeyd? Zeyd'in döktüğü nedir? Döktü burada araken, yani terini döktü. Kendi zatında mevcut, vücudunda mevcut bir şey olan ter. Teri döktü. Ter akıttı. Dolayısıyla onun zatıyla ilgili bir özelliktir. Zatında kaimdir bu ter. Onda var. Bir başka örneğe geçelim. Mesela rakiptu el ferese, ben ata bindim. Peki ata nasıl bindim? Yani onun hey'etleri var. İşte korkarak mı bindim, sevinerek mi bindim, heyecanlanarak mı bindim? İşte gibi. Yani o atın işte durumu nasıldı? Tabii hal bazen binen kişi o failin halini söyler. Bazen de mef'ulu bihin hali olur. Dolayısıyla burada atın hangi hali? Atın bu sefer musracen, yani eğer, üstünde eğer olduğu halde bindim. Yani eğerli haldeyken ata bindim. At eğerlidir. Bu musracen atın halidir. Yine atın hey'etlerinden biridir. Atın kendi vücudundaki bir özelliği değildir. Onun eğeridir. Yine başka bir örnek, bu sefer temyize örnek. وَتَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْمًا. Bekir dişi, genç bir devedir. Deveye Bekir denir, genç deve. O hörgücündeki yağı, şahmen odur. Yani تَفَقَّأَ çıkardı, بَكْرٌ شَحْمًا. Yağı çıkardı. Yani burada da çıkarıyor, yine kendinde mevcut olan bir şeyi çıkarıyor o deve. O da şahmen. Yani o çıkardığı şey nedir? Hangi maddedir onu ifade ediyor. Şahm maddesi olduğunu, yağ olduğunu burada temyiz açıyor. Yoksa çıkardı, işte başka şey mi çıkardı, o anlaşılabilir diye onu temyiz ediyor, açıyor. Yine bir başkası. Tabi buraya örnek verelim yine. Lakitu Abdullahi, Abdullah'a rastladım. Peki rakiben, yani Abdullah kendisi rakibendi, binitliydi, bineğe binmiş haldeydi. Ya da rakibeni hal olarak kendime de verebilirim. Şu tu zamirine de verebilirim, fail. Lakitu, ben rastladım Abdullah'a rakiben, ben binitliydim. Ben bir bineğe binmiş haldeydim. Yine benim vücudumda olan bir özellik değil, yani benim pek çok hey'etlerimden bir hey'ettir binitli olmak.
Bu da ve meşbe zalik. Yani buna benzer örnekler. Üç örnek tek verdi halde. Şimdi biz temizde örneklerimizi okumaya devam edelim. Tabe Muhammedun. Muhammed iyi oldu. Güzel oldu. Hangi konuda? Onun vücudunda kendinde mevcut bir şey, o da nefsen. Yani şahsiyet olarak, kişilik olarak güzel birisidir. Güzel oldu anlamına. Dolayısıyla bu temyiz onun güzel olmasını açıyor. Ve iştereytu 20. Ben 20 satın aldım. O 20 nedir? Onun zatı, yani 20'nin bizatihi kendisi nedir? Kalemen, kalemdir. Yani o 20'den bir parça değil. Dolayısıyla bu temyiz oluyor. 20'nin hali yoktur ki, ancak temyiz olur. Zaten sayı cinsinin sonrasında gelenler hep temyizdir. Mesela melektu tis'ine, ben 90'a işte malik oldum. Ne? Naceten, dişi koyun. Nace dişi koyundur. 90 tane dişi koyuna melektu, sahip oldum. Bu da yine sayıdan sonra geldiği için temyiz diyoruz. Ve zeydun ekremu minke, zeyd senden daha cömerttir. Zeyd'in bir özelliği, kendinde mevcut bir özelliği, eben, babalık özelliği. Yine o temyiz, o Zeyd'in vücudunda, Zeyd'in şahsiyetinde olan bir özelliktir o. Dolayısıyla baba cihetiyle Zeyd senden daha cömerttir. Ve ecmelu minke, ve senden daha güzeldir. Hangi cihet, vücudun hangi özelliğiyle? Vechen, yüz güzelliğiyle senden daha ecmel, daha güzeldir. Ve son ikisi arasındaki farkı da söyleyeyim. Ve la yekunu el hal illa nekireten. Hal ancak nekire olur. Burası çok çok önemli. Hal devamlı nekire geliyor. Bakın nekire. Ve la yekunu illa ba'de temamil kelam. Yine kelam bittikten sonra bu gelir. Ve la yekunu sahibuha, yani halin sahibi dedim, bazen fail bazen mef'ul olur. Onun sahibi illa marife, kesinlikle marifedir. Bakın bu da marife, bu da sahibi hal olabilir. Abdullah da olabilir. Bu da çünkü marifedir. Alemdir, özel isimdir. Keza at, bakın marifedir. Bu atın halidir eğerli olmak. Yine Zeyd marife birisidir. Onun halidir binitli olması. Dolayısıyla halin sahibi illa marifedir. Buradan da siz hali tanıyabilirsiniz. Vela sahibi illa marifeten, illa marifedir. Bunu da söylemiş olalım. Temiz ise vela yekunu ettemiz, temiz illa ne olur? Nekireten. Aynen hal gibi o da. Hal da öyledir. İlla nekire olması gerekir. Vela yekunu illa ba'de tamamil kelam. O da yine kelamın tamamlanmasından sonra gelir. En sonda gelen bir şeydir hal temyizde. Dolayısıyla biz ikisi arasındaki benzerlik farkları inceledik. Bu metni de okuyup bitiriyorum. Temyiz ile hal arasındaki benzerlikler kesinlikle nekiredir ikisi de. Mensupturlar, yani fetha olarak geliyor. Önceki kelimeye mana bakımından açıklık getiriyorlar. Dedi ki mübhemliği kaldırıyor, müfessir tefsir ediyor. Ancak sakladıkları anlamlar farklıdır. Kimisi zatla ilgili, kimisi heyetle ilgili açıyor. Heyeti açan haldir. Zatla ilgili meseleyi açan temyizdir. Cümlenin esas unsuru değildirler. Yani cümlenin esas unsuru değil, tabilerdendir yani. Başka şeylere tabidirler. Temyiz ile hal farklılıkları nedir? Arasındaki farklılıkları inceleyelim. Hal umumiyetle müştak olur. Yani temyiz ise camittir. Genelde hal işte yani müştak bir kelimedir genelde. Yani böyle sarf olunur bir kelimedir. Temyiz ise camittir. Yani müştaka gerek yok. Mesela işte kalem geçti. Ben 20 tane kalem aldım. Yani camit bir kelimedir. Bir müştaklığı yoktur. Hal birden fazla gelebilir. Yani bazen işte Zeyd geldi, heyecanlı, sevinçli ve mutlu bir şekilde geldi mesela. 3 tane hal da verebilirsiniz. Hal birden fazla gelebilir. Çünkü hey'atı anlatıyor. Temiz ise zatı anlattığı için birden fazla gelmez. Burası önemli. Zatıyla ilgili, zatî bir şeyi anlatıyor. Sadece tek bir tane temiz gelebilir bir cümlede. İki tane temiz arda arda gelmez. Hal, müfret kelime olmak, cümlede olmaktır, mümkündür halin. Hal müfret kelime olabilir. Cümle şeklinde de hal gelebilir. Şibhu cümle şeklinde de hal gelebilir. Yani harfi cerle birlikte şibhu cümle ya da mudaf mudaf ile. Temiz ise bakın sadece müfret gelebilir. Temyiz cümle şeklinde gelemez. Ve sayılan şeyler, bu da temyizin özelliğidir. Kesinlikle temyizdir sayılan şeyler. Kalem işte gibi böyle, yani bir sayı varsa ortada, ondan sonra gelen temyizdir.
Sayılmayanlar ise genelde hal olur. Bu şekilde belirtmiş olalım.